Şimdi bugün Lütfi Elvan'ın bu açıklamalarını çok cesur bulan bir kesim oldu. Kanaat önderleri arasında ve Ankara kulislerinde. Ve hemen şu söylenti sisteme sokuldu. Acaba Lütfi Elvan'da mı gidiyor? Valla öyle bir düzendeyiz ki aslına bakarsanız kimin gidip kimin geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir tek kişi biliyor, kararları da o veriyor zaten. Dolayısıyla eğer Sayın Cumhurbaşkanı gideceklerse gider, kalacaklarsa kalır, bu kadar kolay. Ha ama kabineyle ilgili kimin gidip kimin gitmeyeceğiyle ilgili bir hissi, yani nasıl diyeyim, bir duyguyu anlamak istiyorsanız şuna bakabilirsiniz. Televizyonlarda ve gazetelerde, özellikle en muhalif olanlarda, kabinedeki en çok hangi bakanlarla ilgili eleştiri ve dosya haberi çıkıyorsa tahmin edebilirsiniz ki o bakanlar biraz toplum ağzına gelmiş olabilir. Bugün mesela Deniz Zeyrek yazmış, biliyorsunuz Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı'nın eşiyle ilgili çok ciddi bir dosya var. Beyefendinin kendi bakanlığına, yani eşinin bakanlığına dezenfektan sattığı ve ciddi rakamlar bundan kazandığıyla ilgili CHP'nin getirdiği dosyalar var. Gazetelerde çıktı, köşe yazılarında çıktı. Bugün Deniz Zeyrek diyor ki peki bunu kim sızdırmış olabilir? Cevap çok kolay. Kabineden Ruhsar Pekcan'ın gitmesini isteyen ve kendisini o pozisyona da daha başarılı gören birileri sızdırmış olabilir mesela. Böyledir bu işler. Yani o yüzden hani bir gazeteciye bir dosya geliyorsa, özellikle kendini muhalif mahalle diye bir mahallede tanımlayan gazetecilere bazı özel dosyalar geliyorsa önce oturup bir sormak lazım. Bu dosya bana niye gelmiş olabilir diye. Benzer bir şeyi aslında bu insan kaçakçılığı dosyasında da düşünebilirsiniz ve hissedebilirsiniz. Ama bir kabine revizyonu olacaksa işte bu haberlerden siz de en az bizim kadar bir tahminde bulunabilirsiniz. Şimdi Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklamalar yine de yetmemiş olmalı ki. Birazdan herhalde Kübra Apar'ın Açık ve Net programına Sayın Nurettin Canikli katılacak tek konuk olarak ve bir saat boyunca ya da birkaç saat boyunca bu konuya ilişkin soruları Sayın Canikli de yanıtlayacak. Hani insanın aklına tabii şu da geliyor, sabah bakan, akşam Sayın Nurettin Canikli, hani eğer gerçekten Lütfi Elvan'la ilgili de bir tasarruf olacaksa, kabineden gidecekse onun yerine de kim geliyor acaba? Böyle yani parçaları birleştirerek bir toplu okuma yapmaya çalışıyoruz. Gazetecinin işi bundan çok daha önemli bir şey tabii. Biz şu anda yorumcu kimliğimizle de bu işi yapıyoruz ama gazetecinin işi asıl bilgiye, belgeye, somut bilgiye, gerçeğe ulaşma çabası. Kerim Rota bugün bir tweet paylaştı Lütfi Elvan'ın açıklamalarının ardından. Kerim Rota biliyorsunuz şu anda Gelecek Partisi'nde ekonomik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ama eski bir bankacı ve çok prestijli bir bankacılık kariyeri var. Sektörde çok iyi tanınan, çok saygın isimlerden biri ve hazineci, yani bankaların hazinelerini yönetmiş bir isim. Ve son yıllarda da para analiz sitesinde Atilla Yeşilada, Kerim Rota, Cüneyt Akman çok ciddi analizler yazıyorlardı. Bakın Kerim Rota diyor ki Hazine Maliye Bakanı'nın söylediğinden anladığım, Merkez Bankası rezervlerini ve rezerv yönetimini tamamen hazineye devretmiş. Hazineden kasıt Hazine Bakanlığı'na. Hangi seviyeden, ne zaman, ne kadar satılacağına karar veren birisi de, o birisi kim? Kamu Bankası'nın ekranı başında oturanlara emir verip kafasına göre takılmış, tebrikler. Merkez Bankası Başkanımız açıkladı ama biraz detaylara girmek istiyorum. Süreç nasıl işlemiştir? Hazine hesapları üzerinden döviz alım-satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiş. Bir muhabir banka aracılığıyla alım-satım işlemlerini elektronik platformda gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani bu işin içinde demek ki hani 5L1K'sı da bu haberin toparlayacak olursak neydi o sorular? Neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim? Kim 5L1K? Bu soruyu biraz toparlayacak olursak birisi kamu bankaları aracılığıyla Merkez Bankası döviz rezervlerini, döviz kurunu 6-8'de tutmak için kullanmış, harcamış, sizin, benim, bizden sonraki nesillerin kaynağı olacak. Bugün Uğur Gürses, İpek Özbey'e Cumhuriyet Gazetesi'nde çok kritik bir röportaj vermişti ve çok önemli bir şey soruyor Uğur. Diyor ki, Uğur, diyelim ki savaş çıktı, Allah korusun, ama hani iktidar sürekli dış minnaklar diyor ya ve devamlı olarak da bütün her tarafımızın bir
ateşten gömlekle bir çemberle sarılı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla çok ciddi beka ve güvenlik sorunları olduğumuzu her grup konuşmalarında vurguluyorlar ya. İşte o zaman Uğur şöyle bir soru soruyor. Diyor ki diyelim ki savaş çıktı, bir şey oldu. Ne yapacağız diyor yani. Hiçbir döviz rezervimiz yok. İhtiyat akçesini bile kullandılar biliyorsunuz. Bir de örtülü ödenek var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığının kendi ayrı bütçesi var uzunca bir zamandır. Ve sürekli olarak genişleyen bir bütçe bu. Yetmezmiş gibi bir de Cumhurbaşkanlığı iletişimin, yani Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesinin de ayrı bir bütçesi oluştu. Hatta kendilerine bir bina yaptılar, bir yapı kurdular biliyorsunuz. Sayın Fahrettin Altun'un yönetiminde devam eden bir yapı bu. Dolayısıyla bu soruların tamamı meşrudur, bu soruların tamamı gerçekçidir ve bu soruların tamamı gazetecilik sorumluluğu içinde ya da uzmanlık sorumluluğu içinde zaten sorulması gereken sorulardır. Mahfi Eğilmez son olarak onun isterseniz size yazısından bir bölüm aktarmaya çalışayım. Mahfi Eğilmez de gene benzer şekilde, bir dakika şuradan tam cümlelerini bulacağım. Mahfi Eğilmez de benzer şekilde çok önemli bir yazı yazmış bugün. Diyor ki rezervlere ne oldu, detaylarını ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışayım diyor. Bir dakika, işte internet böyle 15 dakika bekliyorsun böyle sayfa tam açılsın da görelim falan diye. Evet, bir teori uğruna diyor Mahfi Eğilmez, döviz rezervleri gitti. Aslında özeti bu. Yani nasıl, hangi teoriydi o, herhalde hatırlıyorsunuz. O teori şu. Faiz enflasyon teorisi var ya, yeni kararlar ya da faizi artırmadan yükseltmenin bin bir yolu. Bir dakika, kendime yazılar. Yok, açılmayacak herhalde. Bugün içinde açılmayacak herhalde bu yazı. Ama özetle söylediği şu, yani ekonomide, uluslararası ekonomi kuramında hiçbir yeri olmayan bir teoriyi test etmek adına diyor Mahfi Eğilmez, ki kendisi de gene çok değerli bir ekonomisttir ve son derece saygın bir isimdir Türkiye'de kendi alanında. Diyor ki bu teoriyi test etmek üzere Türkiye'nin rezervleri eritildi diyor. Söylediği budur Mahfi Eğilmez'in ve de içler acısı bir tabii ki tespittir bu.